AirTags RT102 modem kurulumu işlemlerine başlamadan önce kullanmış olduğunuz servis sağlayıcıdan kullanıcı adı ve şifrenizi almanız gerekiyor mutlaka. Bu kullanıcı adı ve şifreyi aldıktan sonra bu bilgiler varsa elinizde SMS'le geliyor bu bilgiler. Bir internet tarayıcısı açalım ve adres satırına 192.168.2.1 yazıp bu sayfaya giriş yapalım. Açılan sayfada karşınıza bir şifre ekranı gelecek. Buradaki şifre kısmına hiçbir şey yazmayalım. Boş bırakıp tamam butonuna tıklayalım. Bu kısma geldiğimiz zaman sol tarafta ana sayfanın altında ADSL yazan kısma tıklayalım. Bu kısma giriş yapalım. Açılan sayfada ise ADSL'nin hemen altında bağlantı ayarları yazan başlığa tıklayalım. Bu aşamaya geldiğiniz zaman sayfanın orta kısmındaki VC1 yazısına tıklamanız yeterli olacaktır. Bu kısım modem kurulumu yapmak için en önemli kısım. Bu kısımda kullanıcı adı ve şifre yazan bölümlere servis sağlayıcınızın size SMS'le gönderdiği Türk Telekom kullanıyorsanız sonunda @TTNET yazar. Süper Online kullanıyorsanız @Süper Online yazar. Bu kullanıcı adı ve şifre bilgilerini yazalım. Sayfanın sağ alt köşesindeki kaydet butonuna tıklayalım. Kaydet butonuna tıkladıktan sonra ekranda gördüğünüz gibi bir pencere gelecek. Modem bu aşamada yeniden başlatılacak. Yeniden açıldığı zaman kullanıcı adı ve şifreniz doğruysa modeminiz IP alacak ve internet kullanmaya başlayabileceksiniz. Thank you.